Sevgili seyirciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Emin Erbaycı ile olan sohbetimiz devam ediyor. Hocam, size tam güzel İzmir üniversite ilişkisini soracaktım. Reklam arasına gittik. Bu konuda üniversitenizle İzmir merkezin ilişkisi nasıl? Bir de bunu şu açıdan da merak ediyorum. İzmir elbette sanayi açısından çok önemli bir kent. Dolayısıyla bu anlamda işbirlikleriniz de var mı? Tabii, şimdi her şeyden önce İzmir Üniversiteler Platformu aktif şekilde çalışıyor. Bu İzmir'deki tüm üniversiteler bir platformda birlikte çalışıyorlar. Bazı altyapılarını paylaşıyorlar. Bazı uygulamaları birlikte yapıyorlar. Biz bunun içinde yer alıyoruz ve bunun dışında özellikle üniversite olarak bizim şöyle bir avantajımız da var. Biz Menemen'de Ege serbest bölge, yani sürekli ihracatı yapan bir bölge ve diğer yanında da İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin arasındayız. Tabii ki bizim için bu çok büyük bir avantaj, ama aynı zamanda bu kurumlar için de çok büyük bir avantaj üniversite. Çünkü birlikte çalışabileceğimiz çok iş başlığı var. Biz bunları şöyle aslında başladık. Örneğin bizim mühendislik ve mimarlık bölüm fakültesindeki öğrencilerimiz de 4 yıllarının ilk 3 yılını kampüste eğitimle geçirip laboratuvarlarda ve dersliklerde, arkasından son 1 yıllarını sanayide geçirmelerini, orada Atatürk Organize Sanayi ile böyle bir protokolümüz var, orada işin pratiğini de görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu aslında gerçekten çok orijinal bir düşünceydi ve karşılık buldu ve arkasından da şimdi bizler 4. sınıfta bu mühendislik adaylarımızı buralara göndereceğiz. Onlar şöyle eleştiriler alıyorduk. Yani hiç pratiği bilmeden mezun olan, üniversiteyi bitirip zorluk çeken kişiler olduğunu duyuyorduk. O nedenle şimdi öğrencilerimiz 4. sınıfta, aynı bunu şöyle gibi düşünebilirsiniz. Tıp fakültesi öğrencilerinin son 1 yılını hastanede geçirmeleri gibi aslında. Evet. Mühendis adayları bu şekilde organize sanayide birlikte çalışacaklar. Aynı şeyi zaten Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yapıyoruz. Çünkü orada hemşirelerimiz, fizyoterapistlerimiz, az önce söylediğimiz dil konuşma terapisi, odyoloji, hatta sağlık yönetimi bölümleri hastaneden kopuk çalışmıyorlar. Mutlaka onlara da hastane düzeyinde mutlaka çeşitli stajlar olanağını tanıyoruz. Son bir yılda neler oldu peki hocam bu staj olanakları konusunda? Şimdi maalesef son bir yılda süreci... Evet, gerçekten çok zorlandığımız bir dönem oldu. Ama tabii bazı meslekler uygulamayı görmeden öğrenilemiyor, kazanılamıyor, yetkin olamıyor çocuklar. O nedenle özellikle de tıp, sağlık bilimleri alanlarında zorlandık. Ancak sonunda çözüldü. Zorluklarımız şunlar oldu. Hastaneler tümüyle COVID ile ilgilenince gerçekten o stajyerleri oraya sokmak istemedik. Bu konuda zaten Sağlık Bakanlığımız da bir karar verdi. Bekletti bir müddet. Ve arkasından da şimdi bu 1 Temmuz itibarıyla stajlarımız açıldı. Ve şimdi o eksik kalan stajları, yaz dönemi de olsa stajları şu an yapmaya başladık. Ama uygulama konusunda ikinci bir zorluk, online eğitimde tabii uygulama yapamıyorsunuz. Yani bir hekimin hastaya dokunması lazım, bir hemşirenin hastaya dokunması lazım. Evet. Bu gerçekten imkansız denilebilir. İşte şimdi bu hastanelerin şu an bu konuda açılmaları, aşıların da olmasıyla birlikte şu an eski normale diyelim, o eski özlediğimiz normale doğru bir dönüş var. Burada şunu da sormak isterim. Bir hekim olarak görüşünüzü merak ediyorum. Yapılamayan o stajlar ve uygulamadaki derslerin aksamış olması telafi edilebilir mi? Nasıl bakıyorsunuz? Şöyle, zaten biz açıkçası bu uygulamaları uygulamalar geciktikçe biz de erteledik. Yani sona doğru kaydırdık. Evet. Yani bir örnek verelim. 3. sınıfta vermemiz gereken bir eğitimi biraz daha öteye doğru kaydırdık. Ya da 2. sınıftakini 3'e doğru kaydırdık. Çünkü vazgeçemeyiz o uygulamadan. Evet. Uygulama olmadan da zaten mezuniyet belgesini vermek mümkün değil.
O yüzden bu dönemde açılmış olması da bizi rahatlattı. Umarım tüm öğrencilerimiz o şu an için geciken eğitimlerini tamamlayarak mezun olacaklar. Tamam, umarız yüz yüze eğitimde sorunsuz şekilde. Engelli öğrencilerle ilgili onların oryantasyonu konusunda önemli çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Evet. Engelli dostu olan bir üniversitesiniz. Engelsiz üniversite olarak da kendinizi doğru ifade ediyorsunuz. Bu alanda yaptığınız çalışmalar neler acaba? Şöyle, biz gerçekten fiziksel olarak çok rahat, geniş mekanlara sahibiz. O nedenle öğrenci sayımız da şu an yaklaşık 4000 civarında. Eylül ayındaki yeni dönem başlarken de 5000'in üzerinde bir öğrenciyle başlamayı planlıyoruz. Bizim bu konuda şöyle bir avantajımız var. Biz iki tane bayrağa sahibiz bu alanda. Bu kampüsümüzün içinde şu an her türlü engelli öğrenciye hizmet edecek, onun eğitimini, sosyalleşmesini, her türlü aklınıza gelebilecek her şeyi karşılayabileceği bir kampüse sahibiz. Ama bununla yetinmiyoruz. Sürekli bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Mekansal erişilebilirlik başlığı altında Türkiye'de üniversitelere turuncu bayrak veriliyor. Biz mekansal erişimde o bayrağı, yani bu ödülü aldık. Şu an turuncu bayrağımız var. Aynı zamanda öğrencinin acaba eğitim dışında da sosyokültürel alanlarda bir engeli oluyor mu, yoksa ulaşabiliyor mu diye de bir başka değerlendirme var. Bu da mavi bayrak. Biz mavi bayrağa da sahibiz. Ama onun da ötesine geçmek istiyoruz. Örneğin son şu an üzerinde çalıştığımız konu, öğrencilerin, özellikle engelli, işitme kaybı olan işitme engelli öğrencilerin kampüsün kapısından girdikten içeride her türlü işini halledip dışarıya çıkıncaya kadar ki bütün o süreçlerini bir farklı bir yazılımla içeride yönetebilecek, istediği yere gidip gelebileceği bir sistemi şu an çalışıyoruz. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Engelli dostu olan tek devlet üniversitesisiniz şu an İzmir için, değil mi hocam? İzmir'de şu an evet. 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 Bu da çok önemli. Tüm topluma da bu duyarlılığın yayılmasını diliyoruz. Konuşmamızın başında dediniz ki ekolojik ve ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde duran bir üniversite. Evet. Bunun açılımı çok kıymetli. Biraz anlatır mısınız? Hangi açılardan? Tabii biz Sayın Rektörümüzle birlikte aslında normal olan alışılmış bir üniversite kurgusuyla yola çıkmadık. Bizim yolumuz aslında biraz daha farklı. Biz üniversite olarak sürekli devletten para alan, o parayla ihtiyaçlarını karşılayan bir üniversite olmak istemiyoruz. Ama bunun için tabii bir çalışmaya ve bir zamana ihtiyacımız var. Ama geçtiğimiz 3-4 yıl içinde de bu açıdan çeşitli basamakları çıkabildik ve o konuda da ilerlemeye çalışıyoruz. Biz elektrik, su konusunda dışarıdan bir enerji almak durumunda olmamayı hedefliyoruz ki büyük ölçüde de şu an böyleyiz. Kendiniz üretiyorsunuz. Evet, güneş sistemlerimiz var, güneş enerjisi sistemlerimiz ve örnek vereyim, şu an bir öğrencilerimiz için önümüzdeki yıl bitecek bir derslik binası var. Çok güzel bir bina yapıyoruz. Mesela o tümüyle güneş enerjisiyle çerçevelenecek. Ve yaptığımız her bina akıllı sistemlerle donatılmış olacak. Ve kendi enerjisini kendisi üretecek. Aynı zamanda biz sıfır atık belgesini de aldık. Yani kampüsümüzden herhangi bir atığı dışarı çıkartmıyoruz. Onunla da yetinmiyoruz. Bu atıkların kullanımıyla ilgili çeşitli başka projeler de şimdi üretmeye çalışıyoruz. Ama burada en önemlisi, bizim 10 tane merkezimiz var. Uygulama araştırma merkezi bunlar. Buralarda çeşitli inovasyonlar, çeşitli projeler üretmek istiyoruz. Ve bu projeler doğrultusunda da bunlara sadece proje değil, danışmanlık da diyebiliriz ya da çeşitli eğitimlerden de bahsedebiliriz. Bu merkezler üzerinden üniversiteyi ayakta tutacak, yani sürdürülebilir olmasını sağlayacak gelirleri de sağlamak için şu an adım atıyoruz. O yüzden her bir merkezimizi tek tek ince ince bu şekilde çalışıp yola çıkmalarını sağlıyoruz. Yeşil Kampüs projesi de bununla herhalde paralel işleyen bir süreci ifade ediyor, değil mi hocam? Aynen öyle. Biz gerçekten
hem atığımızı hem elektrik, su gibi enerji kaynaklarını bu şekilde yönetimin dışında aynı zamanda da şu an akıllı kampüsü çalışıyoruz. Belki ondan da biraz bilgi verebilirim. Lütfen. Akıllı kampüs kendi kendine kontrol eden, yönetebilen ve çok az insan gücüyle üniversitenin 24 saat 7 gün 365 gün takip edilebildiği bir sistem. Buraya sizin üniversite içinde çok zaman ayırdığınız işte bahçenin sulamasından tutun kapıların açılması, kapanması, çeşitli alanların temizlenmesi, konferans salonunun yönetimi, bahçenin sulanması gibi birçok unsuru dijitalize ediyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bir arkadaşımız kendi cep telefonundaki uygulamadan 120 dönümlük kampüs içindeki nerenin hangi açıyla ne kadar sürede sulanacağını, ne zaman sulanacağını bunu evinden veya tatilden veya içeriden yönetecek şekilde yapabiliyor. Buna sürekli ekler yapıyoruz. Örneğin bir karanlık kampüs planımız var. Yani biz orada olmadığımızda gece karanlık bir alan ama içeride insan oldukça aydınlatılan bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Gereksiz enerji kaybını önlemiş olacaksınız böylece. Aynen öyle. Aynı şekilde temizlik de öyle. Nerenin kirli olduğunu ya da nerede ne kadar dezenfektan maddenin eksildiğini, bunların hepsini dijital olarak takip eden ve sadece oralara giden bir personel çalışması yapıyoruz yani. Ne güzel hocam. Peki burada bu kadar teknolojiden bahsetmişken teknolojiyle ilgili farklı alanlarda örneğin bir Tekmer, Teknopark evet. değil mi? Buralardan da evet. bahsedelim mi? Çok önemli Tabii. buralar. Şimdi gerçekten bizim sağlık ve teknoloji ifadesini zaten içine doldurabildiğimiz unsurlar bu söyledikleriniz. Biz Türkiye'de 5. Tekmer kurma onayını aldık Sanayi Bakanlığımızdan. KOSGEB'le birlikte çalışıyoruz bu alanda. Aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi ile de bir işbirliği protokolü imzaladık. Özellikle sağlık tarafında gerçekten çok ciddi bir hizmet veren hastanemiz var. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliye çalışıyoruz. Burası yıllık 1 milyon hastanın muayenesini yapıyor. 25 bin ameliyat yapıyor bir yıl içinde. Ve burada doçentler, profesörler, doktor öğretim üyeleri, uzman arkadaşlar toplam 300 tane uzman doktorumuz var. Yani buradan sağlığa teknoloji üretebilecek, çeşitli inovasyon fikirleri çıkaracak çok ciddi bir deneyimli ekibimiz var. İşte onların bu fikirlerini masaya yatırabilecek, muhataplarıyla onları buluşturacak bir yer olarak Tekmer'i planladık. Ve arkasından da Tekmer'i yakın bir zamanda açacağız. Binası hazır ama ikinci daha önemli belki olabilecek şey de bunların üretilmesi. Yani burada da bir teknokent, bir sağlık teknokenti planımız var. Bu konuda da bir arsamız şu an hazır. Eğer şu anki bürokratik işlemleri tamamlayabilirsek bu yıl sonuna kadar oranın da temelini atmak istiyoruz. Bu bahsettiğiniz İzmir Bakırçay Üniversitesi Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme evet. Merkezi değil Tekmer. Mi hocam? Evet. Tekmer. Tekmer'deki o bilgileri, teoriyi teknoloji merkezinizde de artık pratiğe, ürüne dökeceksiniz. Tabii, tabii. Yani bir inovasyon fikrine ihtiyaç var. Burada aslında ülkemizde en büyük eksikliklerden bir tanesi. Sağlık alanında çalışan özellikle doktorlar mühendislerle yani ya da diğer aktörlerle yani bu fikri paylaşabilecekleri kişilerle aynı yerlerde bulunmuyorlar. İşte teknokentler, tekmerler bunların aslında bir kuluçka alanı. Özellikle Tekmer'de biz bu inovatif fikirleri olan sadece hekimler değil, hemşireler, her türlü sağlık personeli veya başka alandaki mesela yazılımlar, yazılım fikri olanlar bunları orada kendi akademisyenlerimizle buluşturmak istiyoruz. Evet. Peki hocam, sağlık alanı ile ilgili bahsetmişken hastanelerden son göğüs hastalıkları uzmanısınız. Biraz önce evet. konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla COVID-19'un tam ortasında kalan sağlık çalışanlarımızdan birisiniz. Son bir yıl sizin için nasıldı? Yani evet, bu çok uzun konuşabileceğimiz bir soru oldu ama ben hani şöyle özetlemeye çalışayım.
Biz aslında yıllardır belli bir seviyede hızlı, kaliteli ve gerçekten çok yeterli sağlık hizmeti veren bir ülkeyiz. Yani burada sadece hekimler değil, teknisyeninden hemşiresine, personeline kadar. Biz zaten bu tür salgın şeklinde belki olmasa bile çok ciddi bir yükümüz, çok hasta yükümüz özellikle vardı. Evet, ilk Mart ve Nisan ayında bir afallama yaşadık. Ama arkasından çok hızlı bir şekilde gerçekten toparlandık ve hastanedeki bakım açısından ve ölüm oranları açısından bizim ülkemiz başından beri hep düşük seviyelerde gitti ki hala da öyle. Biz kliniklerde neyi yaşadık? Açıkçası ben şöyle ifade ediyorum. Hepimizin, yani herkesin eve kapandığı, zorunlu olarak eve kapandığı dönemde biz de hastanelere kapandık. Maalesef. Yani izin alamıyoruz ya da başka şekilde, yani çalışmama şansımız yok. Zaten o yükü üstlendikten sonra onu da şey yapamıyorsunuz. Yani artık ne izin, hatta ailenizle bile sınırlı görüşüyorsunuz ki hala hani yaşlı yakınlarıyla hala görüşemeyen sağlık çalışanı arkadaşlarım var. Ama o dönemde hastaların iyileşmesi, onların taburcu olması ve ülkemizde o pikin azalması gerçekten bize büyük bir moral oldu. Ama bu piki 3 kez yaşadık. Bu tabii biraz yıprattı sağlık alanında bizleri. Ancak şimdi biz tabii fiziksel açıdan çok yeterli yerlere sahibiz, hastanelere sahibiz. Nitekim Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi de bizim hastanemiz. Bu konuda yani bir dönem öyle oldu ki sadece COVID hastalarıyla ilgilendik. Ama orada benim beni çok etkileyen bir şey, Sağlık Bakanlığı'nın da talimatıyla hangi uzman olursa olsun, hangi daldan olursa olsun herkes COVID ile ilgilendi. Yani patoloji uzmanı da COVID ile ilgilendi, kadın doğum uzmanı da COVID ile ilgilendi. Yani hekim olan herkes COVID ile ilgili mücadeleye katıldı. Ben hepsini gerçekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir özveri. Ve bu hani bence parasal karşılığı asla olmayan bir şey. Ve şimdi geldiğimiz noktada biz aslında toplumun, özellikle biz hastanede bu kadar boğuşurken maske takmaması, mesafeye uymaması, çeşitli alanlarda kuralların dışında davranmasına açıkçası biraz garipsiyoruz diyeyim. Hani çünkü biz çok daha farklı bir alanda hastaları iyileştirip eve göndermeye çalışıyoruz. Ama geldiğimiz noktada o bilincin giderek arttığını düşünüyorum. Ve şimdi aşıyla da birlikte inşallah daha iyi günler önümüzde olacak. Biz de sizin nezdinizde bütün sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı bir kez daha iletmiş olalım bu vesileyle. Bunu size şu açıdan sordum. Şimdi tercih yapacak adaylar izliyor bizleri. Dolayısıyla tıp fakültesi, evet, ya da sağlıkla ilgili farklı bir bölüm seçecek olan adaylar için sizce son bir yıldaki değişim, bu bölümlere bakış açısı nasıl farklılaşmıştır? Evet, şimdi burada aslına bakarsanız hani tıbbı sadece bir doktorluk olarak düşünmeyelim. Uzman doktorluk ve akademisyenliği de düşünürsek bulaşıcı hastalıklar konusunda gerçekten son bir yılda hem göğüs hastalıkları, hem iç hastalıkları, hem de enfeksiyon hastalıkları birimleri çok ciddi yükler aldılar. Ve kendi kapasitelerinin çok üstünde işlere imza attılar. Ben pratikte gördüğümü size söyleyeyim. Açıkçası bizim mesleğimiz hani kendinizin bir özverisi olmadıkça zaten olmuyor. Adanmışlık yani, lazım değil mi? Bir adanmışlık lazım. Neden adanmışlık lazım? Çünkü yani bir gün içinde 60-70 bazen 100 tane hastanın derdini dinleyip ona çözüm buluyorsunuz. Ona bulduğunuz çözümün onun için iyi olması gerekiyor. Sizin vicdani olarak rahat olmanız ve bu önerinize de güvenmeniz gerekiyor. Ama hiçbir zamanda kızma ya da eleştirme hakkınız yok. Hep güler yüzlü bir şekilde o insanlara destek olmanız gerekiyor. Ben hep şu şekilde söylerim. Hani bizim bulunduğumuz alana kimse isteyerek gelmez. O yüzden orada işimiz orada zorlaşıyor zaten. O yüzden bunu düşünerek ben açıkçası öğrencilerin şöyle de bakabileceğini görüyorum.
Çünkü hastanelere yatan, evet bazen sosyal medya ya da televizyonda ölümlerden bahsediliyor ve Covid eşittir ölüm ilişkisi oluşuyor aslında. Ama öyle değil. Çünkü bu hastalığı zaten geçirenlerin %80'i kendiliğinden iyileşiyor. Geri kalan %20'nin de çok önemli bir bölümünü zaten hastanede yatarak ya da evden tedavi ederek sağlığına kavuşturuyoruz. Yani bardağın dolu boş tarafıyla ilgili belki bir analiz yapılacak olursa, biz hekimler büyük ölçüde zaten hastalarımızı iyileştirdik. Kliniklerden ya da yoğun bakımlardan taburcu ettik. O yüzden ben bu şekilde gönüllü, özverili, ben de bu şekilde bu ülkeye katkıda bulunmak istiyorum diyen öğrencilerin tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapacaklarını zannetmiyorum. Belki de motivasyon kaynağı da olmuştur tam aksi yönden, değil mi? Kesinlikle, bu sadece hekimler için de değil. Ben hemşire arkadaşlarımızın hani uykusuz, evet. Hala öyle yani, işte ben de buraya gelmeden aşımı yaptırdım. Yani gecenin bir vakti gidip aşınızı yaptırabiliyorsunuz. Orada bir hemşire arkadaş, yani evinde değil orada sizinle aşı için sabahlara bir arada. Kadar. Yani hemşireler, teknisyenler, diğer idari personeller gerçekten bu işin içinde olmaktan da büyük bir onur duyuyorlar. Çünkü bu ülkenin insanına katkıda bulunduklarını için gerçekten o açıdan ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki sizin alanınızı tercih edecek adaylar için önerileriniz olur mu? Nasıl mesela üniversiteyi nasıl belirlemeli? Şehre göre mi bir fakülte, tıp fakültesinden bahsediyorum, belirlenmeli? Neler söylersiniz? Şimdi tıp fakültesi kararıyla ilgili aslına bakarsanız şimdi biz Z kuşağıyla çalışıyoruz. Oradan isterseniz başlayalım. Çünkü Z kuşağı farklı yönelimleri olan, farklı algılara sahip ve kararları gerçekten yine bizden farklı. Ben X kuşağı olarak hani bunu daha net ifade edebilirim kişiler. Bu kuşak gerçekten bilgiye çok kolay ulaşıyor. Hatta bu kuşakla işte online eğitimlerde olduğu gibi, yani motomot işte teorik eğitimden aslında sıkılıyorlar. Çünkü bunları zaten kolayca telefondan ulaşıyorlar. Bizden uygulamalı eğitimler istiyorlar. Pratiği öğrenmek istiyorlar. Hocanın bir konudan ne düşündüğünü merak ediyorlar. Sorun çıkarsa o sorunu nasıl çözebileceklerini hocadan öğrenmek istiyorlar. Yani nasıl yaparsın, sen nasıl yaparsın, senin tecrübeli, yani tecrübeyi öğrenmek istiyorlar. Çok fazla bilgi var ellerinde ve onlardan bir şey istediğinizde müthiş projeler çıkartıyorlar, sizi şaşırtıyorlar. Özgüven problemleri yok. O nedenle şimdi tıp tarafına da şöyle bakmak lazım. Yani tıp sadece bir 6 yılla bitmiyor. Şimdi eskiden sadece bir doktor olmaktan bahsediyorduk. Sonra uzmanlık başladı. Yani TUS'a girip bir 4 yıl en az okumanız gerekiyor. Yani bir 10 yıl içinde bir uzman doktor oluyorsunuz. Ama şimdi baktığımızda uzman doktorluğun içinde de alt gruplar oluşmaya başladı. Yani mesela ben kendi branşımdan örnek verecek olursam, benim alanımda bir girişimsel bronkoskopi alanı başladı. Alerji bölümü ayrıca bir alt grup olarak açıldı. Mesleksel hastalıklar açıldı. Yani tıp tarafında baştan bence şu karar verilmeli. Ben tıbba girip bir pratisyen doktor olarak çalışabilirim. Aile hekimliğine yönelebilirim. Veya uzman doktor olarak ilerleyip mesleğimi o şekilde yapabilirim. Ya da uzman doktor olurum ama aynı zamanda da akademiye yönelirim. Yani akademik açıdan da ilerlerim. Ya da dediğim gibi diğer gruplara da alt yan dal dediğimiz alanlara da yönelebilirim. Yani bu kararların bence baştan verilmesi, değil mi? Çok daha etkili. Kişinin sonraki yolunda ona çok katkıda bulunabilir. Hocam son dakikalara girdik ama son bir soru olarak şunu sormak isterim. Siz bir aday olsaydınız İzmir Bakırçay Üniversitesi'ni neden tercih ederdiniz? Evet, İzmir Bakırçay Üniversitesi'ni neden tercih ederdim? Çünkü İzmir Bakırçay Üniversitesi şu an 250 akademik personeliyle toplam 5000 civarında bir öğrenciye hizmet veriyor. Sadece bir Menemen'deki kampüsümüz değil, yine diğer
alanlarda toplam 3 tane kampüsümüzle, 3 tane binamız, tesisimizle de bu öğrencilerimizin eğitimini yapıyoruz. Ve akademisyenlerimiz kendi alanlarında gerçekten yetkinler ve bir eğitim, yani öğrencilerin alacağı eğitimi onların üniversiteyi bitirdikleri anda ne yapacağım düşüncesi olmadan yürütülmesi ve o alanı destekleyebilecek öğretim üyeleri. Örneğin biz mühendislik alanında ve başka bazı alanlarda girişimci öğrenci yetiştirmek istiyoruz. Bazı startupları daha bizim üniversitemizi okurken yapması, başarısız olması, başarılı olması fark etmez. Ama denemiş olması. Ama denemiş olması. Yani bizden ayrıldığında kararını vermiş olmasını istiyoruz. Bunu da kariyer ve yetenek merkeziyle destekliyoruz. Yani bizim kariyer yetenek merkezi öğrencileri bu 4 yıl içinde düzenli olarak takip ediyor. Onları destekliyor, ihtiyaçlarını gideriyor ve onları aynı bizim tıpta hani doktor oluyorum ama ne uzmanı olacağım? Ya da işte ben bir mühendislikte diyelim ki bir elektrik elektronik mühendisi oluyorum ama ben ne yapacağım? Hani nasıl bir iş yürüteceğim? Bunu daha çocuk okulda okurken halletmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz üniversiteden mezun olanların önemli bir kısmı kendi işlerini yapmıyorlar. Evet. Biz buraya dokunmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki çok iyi bir altyapımız ve her şeyden önce az önce bahsettiğim gibi sağlık alanına teknoloji üreten ve burada da öğrencileri o tezgahtan geçirmek isteyen bir üniversiteyiz. Ben bunlar yüzünden tercih ederdim. Ederdiniz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, ben geldiğiniz için. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Emin Erbaycu'yu ağırladık. Haftaya çarşamba saatler 17.30'da biz yine burada olacağız. O zamana kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.